Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları Ramazan Medeniyetini sunar. Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerim vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi Amine'nin emaneti ağlardı. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler, kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, saçlarını, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanını Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Evet değerli izleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz'e sevgisini, muhabbetini bir şekilde bazı insanlarımız mısralara döktü, bazıları gözyaşlarıyla yoğurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz, ki alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olduğumuz için ne kadar mutluluk duysak, ne kadar övünç duysak azdır. Dolayısıyla bu övünce, mutluluğa mazhar olmamız gerekiyor. Bu akşamki Ramazan'ın 9. günündeyiz. Arzu ederseniz, isterseniz Peygamber Efendimizin ahlakı ve Peygamber Efendimizin Ramazan'daki muamelatı, yaptığı faaliyetler, çalışmaları konuşalım. Bu akşam yine 3 değerli konuğumuz olacak. İfademi mazur görün ama hocaların emeklisi olmaz, emektarı olur. Bu akşam Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Doktor Akif Köten hocamız bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet. Ve yine Moğolistan'dan bir değerli kardeşimiz var. Uludağ'ı Toğtur, hoş geldin. Hoş buldum, selam aleyküm. Aleyküm selam. Ve bu akşam bir de Kırgızistan'dan bir kardeşimiz Firuze Halmuzeva, hoş geldin. Ben de hoş buldum, teşekkür ederim. Eyvallah. Bu akşam inşallah bu üç konuğumuzla programımızı devam ettireceğiz. Hocam, Peygamber Efendimizin ahlakı dedik. Peygamber Efendimizin ahlakı dediğimizde biz ne anlamamız gerekiyor? Bu şekliyle başlayalım isterseniz programımıza. Evet. Hazreti Peygamber'i en iyi tanıyan, bize tanıtanlardan biri de sevgili eşlerinden annemiz Hazreti Ayşe validemizdir. Evet. Hazreti Peygamber'in vefatından epey bir zaman sonra tabiun neslinden, yani Hazreti Peygamber'i görememiş ama onu gören sahabileri görmüş kişilerden birisi Hazreti Ayşe validemize geliyor ve Hazreti Peygamber'in ahlakı nasıldı diye soruyor. Evet. Hazreti Ayşe bunu anlatırken önce bir olay anlatıyor, ondan sonra ahlakının özelliklerini belirtiyor. Evet. Diyor ki, bir gün Hazreti Peygamber benim odama 3-4 tane misafir getirdi. Onlara yemek ikram etmemi söyledi. Ben bu hazırlığı yaparken Efendimizin diğer eşlerinden Hazreti Hafsa bir yemek yiyecek tabağı hazırlamış, hizmetçisiyle onu Hazreti Peygamber'e ve misafirlere göndermiş. Evet. Hazreti Ayşe bunu görünce kıskanarak kendi hizmetçisine diyor ki, git diyor yavaşça o tabağı devir. Evet. O kızcağız gidiyor ve bir el hareketiyle Hazreti Hafsa'nın gönderdiği tabağı deviriyor. Tabak kırılıyor, içindekiler yere dökülüyor. Hazreti Peygamber hiç bozuntuya vermeden dökülen yiyecekleri sofra bezine topluyor ve misafirlerine buyurun diyor. Anneniz biraz kıskançlık gösterdi. Evet. Bir müddet sonra Hazreti Ayşe hazırladığı yiyecek tabağını Peygamberimize gönderiyor
Ve Hazreti Peygamber o tabağı ve yiyecekleri Hazreti Hafsa'ya gönderiyor. Kırılan tabağın yerine. Yerine, evet. Hazreti Ayşe validemiz bunu anlattıktan sonra şu cümle çok önemli. Diyor ki: "Ma tegayyara vechun nebi sallallahu aleyhi ve sellem." Şimdi böyle bir olayı düşünün. Bir erkek eve misafir getirdi. Evin hanımı böyle bir şey yaptı. Hazreti Peygamber'in yüzü hiç değişmedi diyor. Evet. Bir öfke belirtisi yok. Öfkeyi dışa vurmayı bırakın. Yüzünde bir öfke belirtisi dahi olmuyor. Ve bunu anlattıktan sonra diyor ki Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakı idi. Evet. Ne demek bu? Terazinin bir kefesine Kur'an-ı Kerim'i, öbür kefesine de Hazreti Peygamber'in hayatını, yaşantısını, sünnetini koyacak olursak bu ikisi birbirini tamamlar. Evet. Mütemmim cüzlerdir, bütünler. Kur'an ahlakı demesi Hazreti Ayşe validemizin, Kur'an-ı Kerim bize bir hayat düsturu vermektedir. Evet. Bu dünyayı, kainatı yaratan Yüce Rabbimizi, kainatta bizimle var olan insanlar, hayvanlar, nebatat, cemadat, onlarla nasıl yaşayacağımızı bize gösteren ilahi kaynaklı bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de mücerret bilgiler vardır, tarifler vardır, emirler, yasaklar vardır. Evet. Hazreti Peygamber'in hayatı ise Kur'an-ı Kerim'de anlatılanların ete kemiğe bürünmüş, müşahhas, elle tutulur, gözle görülür örnekleridir. Hayattaki uygulamasıdır. Hayattaki uygulamasıdır. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber'in bu ahlaki özelliğini estağfirullah ve inneke leala hulukin azim. Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Evet. İfadesiyle tescil etmektedir. Yani Hazreti Peygamber Cenab-ı Allah'ın kendisine vahyettiği Kur'an'ın yaşayan bir örneği olarak insan neslinin yükselebileceği en ideal noktaya yükselmiş ve bu yönüyle de bütün müminlere örnek gösterilmiştir. Malumunuz ayet-i kerimede لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Evet. Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır. Üsve örnek demektir. Allah Teala örnek demekle yetinmiyor. Üsvetün hasenetün. Güzel örnek. Güzel. En güzel, en ideal örnek. Ve bu örneği kimlerin alması gerektiğini de ayetin sonraki cümlesi belirtiyor. Limen kâne yercullâhe vel yevmel âhire ve zekerallâhe kesîrâ. Allah'a ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çokça uman müminler için Allah'ın Resulü güzel bir örnektir. Bu yönüyle baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın biz insanlardan istediği her doğru, güzel, iyi hareketin Peygamberimizin hayatında en güzel örneklerini görürüz. Evet. Cenab-ı Allah'ın bizde hoş görmediği, istemediği, yasakladığı hiçbir davranışı Peygamberimizin hayatında görmemiz söz konusu değildir. Ben üstün ahlakı tamamlamak için gönderildim. Tabii. Bir de böyle bir durum var hocam. İnnemâ bu'istu li'ütemmime mekârimel ahlak. Evet. Ben ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim. O sözün manası da şudur. İslam bir bütündür. Hazreti Adem'le başlayan, Peygamberimizle son şeklini alan. Evet. Daha önceki peygamberlerin getirip insanlığa öğrettiği, sunduğu ahlaki gelişmenin en son şekli, mekârimi ahlakı tamamlamasının anlamı da bu olsa gerek. Bu yönüyle en güzel davranışları Efendimizin hayatında görebiliyoruz. Görebiliyoruz. Hocam, Peygamber Efendimiz bir insan olarak baktığımızda bir babaydı, bir hayatın içerisinde, sosyal hayatın içerisinde bir bireydi. Dolayısıyla böyle değerlendirirsek Peygamber Efendimiz'i insan olarak nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Evet, bu nokta çok önemli. Evet. Çünkü müşrikler diyordu ki sen bizim gibi bir insansın, yiyip içiyorsun, çarşıda pazarda dolaşıyorsun, senden peygamber olur mu? Evet. Peygamber meleklerden olmalı gibi. Onun üzerine Cenab-ı Allah yeryüzünde yaşayan melekler olsaydı Allah onlara melek peygamber gönderirdi. Ama yeryüzünde yaşayanlar insan olduğu için, evet, Allah Teala insan nev'inden, beşer nev'inden
peygamberlerini seçmiştir ve o şekilde insanların onu anlaması, örnek alması kolaylaşır. Ve sevgili peygamberimiz de ben peygamberliğimden önce kulluğumla iftihar ederim. Evet. Kelime-i şehadette de dikkat ederseniz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben Allah'tan başka hiçbir tanrı olmadığına şahitlik ederim. Ve yine ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür. Rasullüğünden önce kulluğu. Evet. Bir insan olarak bize sunduğu örnekler bizim de çok rahat algılayabileceğimiz, örnek alabileceğimiz örneklerdir. Evet. Hazreti Peygamber'in bu beşeri yönü Kur'an-ı Kerim'de sık sık vurgulanan bir şeydir. Sadece bizden farkı vahiy almasıdır. Evet. Vahiy alması. Beşer deyince bizim gibi sıradan bir insan değil tabii. Şimdi Hazreti Peygamber'in bir beşer olarak, insan olarak insanlarla olan ilişkisi, bundan önce Rabbi ile olan ilişkisi onun ahlakının en temel özelliğini teşkil eder. Evet. Bazen Hazreti Peygamber gece ibadeti, ki beş vakit namazın dışında Efendimiz'e farz olan bir ibadettir, teheccüd. Gece ibadetini o kadar çok uzatırdı ki ayakları şiştiği olurdu. Hazreti Ayşe bir gün diyor ki, ya Resulallah, senin geçmiş, gelecek günahların bağışlandığı halde niye bu kadar çok ibadet ediyor, kendini biraz yoruyorsun gibi bir şey sorduğunda Efendimiz diyor ki, ya Ayşe, efela ekune abden şekura. Ey Ayşe, şükreden bir kul olmayayım mı? Bir kere Allah'a karşı görevlerinde Hazreti Peygamber ahlakının en temel vasfı, bunu kulluğun en güzel şeklini ortaya koymuştur. Bir eş olarak Efendimizin hayatında malumunuz Peygamberimize mahsus olmak üzere 9 eşi ile bir arada oldu. Peygamberimizin 11 eşi olmuştur ama bunlardan 2 tanesi Hazreti Hatice ve Hazreti Zeynep, kendisinden önce vefat etmiş. Evet. Bir arada olan eşleri 9 eşi olmuştur ama onlara karşı tutumu, onları hiçbir zaman üzmeyen, bırakın yani Peygamberimiz için söylenilmesi mümkün olmayan ama maalesef günümüzde erkeklerin hanımlarına karşı davranışı olduğu için onu tırnak içinde söylüyorum. Sövmeyi, dövmeyi, kötü söz, ağır söz dahi söylememiştir. Evet. Daima onlar Peygamberimizi üzdükleri halde Peygamberimiz onlara karşı onları üzücü bir davranışta bulunmamıştır. Hazreti Ayşe validemiz yine onun eşleriyle olan ilişkileri bakımından, ahlakı bakımından bize pek çok şey anlatıyor. Diyor ki, sabah Hazreti Peygamber gelir, derdi ki, ya Ayşe, evde yiyecek bir şey var mı? Varsa sunardık diyor, yoksa yok ya Resulallah, biz de bugün oruç tutarız derdi yani. Diyor. Ne Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in hiçbir yemeği seçmediğini, hoşuna giderse yediğini, gitmezse yemediğini ama onu kötülemediğini evet. Belirtiyor. Ev işlerinde hanımlarına yardımcı olmak, icabında temizlik yapmak, efendim ayakkabısını dikmek, elbisesini dikmek, düzeltmek gibi işlerde yardımcı olduğu, külfet çıkarmadığı ve tabii Hazreti Peygamber'in eşleri bizim annelerimiz ama onlar da insandı, kadındı. Evet. Aralarında sürtüşmeler oluyordu, kıskançlıklar oluyordu. Biraz önce verdiğim misalde olduğu gibi. İnsanın doğasında var zaten. Evet, doğasında evet. Var. Hazreti Peygamber o durumda da eşlerinin arasındaki ilişkiyi kırmadan, dökmeden hepsini de güzel bir şekilde idare ederek evet. Eğer biri diğerine haksızlık yaparsa onu da tedip etmiştir. Mesela veda haccından dönerken Hazreti Safiye'nin devesi huysuzluk yapıyor, kalkmıyor. Evet. Hazreti Safiye malumunuz Yahudi kabile reisinin kızıydı. Hayber'de fethedilince Hazreti Peygamber onunla evlendi ve Müslüman oldu. Evet. Hazreti Sevde'ye yanlış hatırlamıyorsam diyor ki, Safiye'yi devene al. O da o Yahudiciyi mi
diyor. Evet. Onu biraz kötüleyici bir ifade kullanıyor. Ve Hazreti Peygamber epey bir süre o hanımına, diğer hanımına böyle hakaretamiz, onun ırkıyla ilgili bir ifade kullandığı için sadece bir tavır yapmış. Yani biraz onunla konuşmayı azaltmış. Evet. Ama onun dışında kavgalarında taraf olmamıştır. Evet. Onların iyi bir şekilde idare etmiştir. Evet. Şimdi hocam hakikaten Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman, ki bizde bizim için birçok örnek var Peygamber Efendimiz'in hayatından. Her yönüyle. Her yönüyle. Yani evet. Eş olarak, aile olarak, sosyal hayatta ya da emrimiz altında çalışanlar olsun, çocuklarla olan ilişkilerimiz, hepsini kapsayan örnekler var. Bu programı hocam biz Bursa İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak hazırlıyoruz, hazır hale getiriyoruz ve kardeşlerimiz var böyle bu şekilde. Evet. Dünyanın birçok ülkesinden Bursa'da ilahiyat UİP öğrencisi, uluslararası ilahiyat öğrencisi. Öğrencilerimiz. Olan, evet, sizin öğrencileriniz hocam. Evet. Bizim de misafirlerimiz, başımızın tacı. Tabii. Bu kardeşlerimiz. Uzu Dalai Moğolistan'dan geldi. Dolayısıyla oradaki Ramazanlar nasıldır? Oradan başlayalım istersen seninle. Selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerine olsun. Bizim ülkemizde Ramazan az sayıda Müslüman olduğu için yine de çok samimi bir şekilde oluyor. Evet. Ramazan ayında o az Müslümanlar birbirine toplanarak, böyle yemek hazırlanarak, bir camide yoksa bir ailede böyle iftar için böyle gidiyorlar. Öyle güzel bir şekilde kutluyor. Müslümanların çoğu olarak Moğolistan'da iki yerde böyle yaşıyor. Hı hı. Kazaklarımız yaşadığı Bayülgi ve Nalah diye yerde yaşıyor. Siz biraz da Kazakistan sınırındasınız benim anladığım kadarıyla. Evet. Almatı. Ama Moğolistan'da iki millet yaşıyor. Kazak ve Moğol. Ben Moğol olarak, hı hı, farklı şehirde yaşıyorum. Evet. O yüzden onların o Müslüman kardeşlerimizin tam nasıl yaptığını bilmiyorum. Sadece duyduğumu size söylüyorum. Evet. Ramazan ayında bir yere toplayarak böyle iftarınızı yapıyormuş ve yani yine birlik beraber, ki zaten evet, Ramazan'ın ruhu da bu değil mi? Az olsa bile evet. Orada daha bir samimi bir şekilde yaklaşıyorlar. Kaynaşmayı sağlıyor. Evet. Belki bir sene içerisinde hiç görüşmediğimiz insanlarla Ramazan'da iftar soframıza davet ediyoruz. Evet. Bu da Ramazan'ın güzelliği. Kırgızistan'a dönelim istersen. Kırgızistan hocam. Değil mi? Firuza, evet. Kırgızistan. Kırgızistan'da... Evet, Ramazan. Kültürümüz birbirinden uzak çok olmadığı için hemen hemen çok benziyor. Çoğu arkadaşlarımız dediği gibi kahvaltı bizde kültürümüz yok. Hı hı. İftarımız ve sahurlarımız biraz farklı. Biz genelde iftarlarımızı hafif yapıyoruz. Meyveler, çok hafif yemekleri, sonra da iftar teravihe gidiyoruz. Hı hı. Sonra da sahura çok aşırı, yani derecede ağır yemekleri yiyoruz. Et, yağlı yemekler genelde. Öylece sonra bayramlarımız da farklı. Evet. Siz de mesela, ben burada kalıyordum bir ayrıda. Bayram zamanı geldi. Ben de diyorum, ne zaman hazırlanacağız? Biz de 2-3 gün önce bir sofrayı hazırlamaya başlıyoruz. Çok çeşitli oluyor. Gerçekten büyük bir masa, çok çeşitli börekler, tatlılar, evet, salatalar oluyor. Evet. Ama sizde tabii ki burada çok değişik bir hava var. Çünkü siz daha çok muhabbete, daha birbirinizden mesela hakkını helal istemeye gidiyorsunuz. Hakkını helal et mesela ifadeyi ben ilk burada onu duydum. Evet. Çok beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Evet. Evet. Şimdi şöyle, tabii Kırgızistan'ın veya Kazakistan'da kültürü hemen hemen aynı. Baktığımızda doğru, sizin bir yemek kültürünüz var. Hatta yemeklerinde hocam et ağırlıklı. Beş parmak yemek var değil mi? Bak biliyorum ben. Çünkü o bölgenin hemen hemen yemek kültürünü çarşıya yukarı biliyorum. Hocam, dedik arkadaşımızın dediği gibi, evet, günler öncesinden hazırlıklar başlıyor ama bizim zaman evinde de vardı hocam, hatırlarsanız hanımlar işte börekler, çok hazırlık yapardı Ramazan, evet, çok hazırlıklar öncesi yaparlardı, börekler, pastalar yine yapılırdı bizde, evet, de ama son zamanlarda artık yapılmıyor gibi bir şeyler, evet, pek kalmadı, hanımlar otururlardı, yufkalar açarlardı vesaire, yani kültürü çarşar ve şükür aynı tabii.
Şimdi hocam, evet, konumuza dönecek olursak, baktığımızda sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimiz'e hitaben anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye böyle bir cümleyle, ifadeyle evet, kendi sevgilerini beyan ediyorlar. Programımızın başında da ifade ettiğim gibi birçoğu şiirle, yani tarih sürecine baktığımız zaman şiirle Peygamber Efendimiz'e olan muhabbetlerini, sevgilerini, aşklarını dile getiren insanlarımız var. Evet. Gözyaşlarıyla dile getiren insanlarımız var, ama herkes bir şekilde Peygamber Efendimiz'e olan sevgisini, muhabbetini dile getiriyor. Evet. Baktığımızda hocam, bizim peygamber sevgisindeki ölçütümüz ne olması gerekiyor? Veya evet, biz neyi ne kadar yaparsak Peygamber Efendimiz olan sevgimizi, muhabbetimizi perçinlemiş oluruz. Tabii. Evet. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerekse sevgili Peygamberimizin hadislerinde, evet, bir müminin imanının alameti olarak Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha çok sevmesi, evet, gerektiği ifade edilir. Hazreti Ömer bir gün İslam'a ilk girdiği günlerde, ya Resulallah, annem, babam ve kendimden sonra bu dünyada en çok seni seviyorum dedi. Evet. Hazreti Peygamber, ey Ömer, öyle değil. Sen beni annenden, babandan ve kendinden daha fazla sevmedikçe kamil mümin olamazsın. Evet. Bu bilgiyi alır almaz Hazreti Ömer, Allah'a yemin ederek söylüyorum ki ya Resulallah, seni kendimden, annemden, babamdan daha fazla seviyorum diye sevgisini dile getirmiştir. Evet. Kur'an ve sünnetin bizden istediği Allah ve peygamber sevgisi platonik bir sevgi değildir. Evet. Fonksiyonel bir sevgidir. Bunun anlamı da şudur. Allah'ı sevmek demek, Allah Teala'nın bizden istediği bütün buyrukları severek kabul etmek, benimsemek, özümsemek demektir. Evet. Peygamberi sevmek, peygamberi kendimize örnek almak, onun bizden istediği şeyleri severek yapmak demektir. Yoksa ne Allah'ın ne de Resulünün bizim sevgimize ihtiyacı yoktur. Eğer biz Allah ve Resulünü her şeyden daha çok seversek, yani Müslümanlığı, evet, gönüllü olarak benimsersek, o zaman sevilerek yapılan işler kolay olur, verimli olur, tesirli olur. Bizim Müslümanlığımız daha güzel bir hale gelir. Evet. Yani o sevgi bizi yaşatan, bizi güçlendiren bir sevgidir. Yoksa Allah ve Resulünün sevgisine onların ihtiyacı yoktur. Evet. Buradaki sevgi, Allah'ın emirlerini kabullenme, Hazreti Peygamber'in bize gösterdiği örneklere tutunma, onu kendimize örnek almak anlamında bir sevgidir. Ve hakikaten sahabe Hazreti Peygamber'i canından çok sevmiştir. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar bozguna uğradığında müşrik savaşçılar çok yakınlara kadar geldiler. Hazreti Peygamber'in etrafında hemen etten bir kalkan oluşturarak sahabiler, evet, onların atacağı okların, mızrakların, kılıçların Hazreti Peygamber'e ulaşmasını önlemek için böyle bir tedbir almışlardır. Evet. Zeyd isminde bir sahabi müşrikler tarafından esir alındı ve Mekke'de idam edilecekti. Dediler ki, sen eğer peygamberle ilgili bize bilgiler verirsen seni affederiz. Zeyd dedi ki, değil, peygambere ihanet etmek, Medine'de Hazreti Peygamber'in ayağına diken batması benim burada canımı feda etmekten daha acıdır. Ona bile gönlüm razı değildir dedi ve, evet, Hazreti Zeyd'i müşrikler öldürdüler, şehit ettiler. Böyle bir sevgidir sahabenin Hazreti Peygamber'e karşı duyduğu sevgi. Evet. Sahabeden sonraki nesillerde de. O çok enteresan değil mi hocam? Tabii. Sahabe gördü Peygamber Efendimiz'i. Onlar gördü iç içe, evet, ama ondan sonraki nesiller günümüzde de, evet, hakikaten Efendimizin adı geçtiğinde kalbi çarpan, evet, gözleri yaşaran pek çok Müslüman kardeşimiz vardır. Çünkü bu imanın bir gereğidir. İnancımızın bir gereğidir. Allah'a inanmak, peygambere inanmak imanın temel iki şartı. Evet. Bu inançtan dolayı günümüzde de Hazreti Peygamber'e karşı duyulan bu sevgi dile getirilmekte. Fakat en önemlisi, sevginin fonksiyonel olarak ona tabi olma, onu kendimize örnek alma şeklinde
tezahür etmesi çok daha isabetli ve gereklidir. Evet hocam. Evet. Hocam isterseniz bir eser arası verelim. Recep Altaş hocamızdan evet. Bülbül kasidesini dinleyelim inşallah. Hay hay. Eyvallah. İsmi Sübhan virdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Ben garip garip ötme bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün halinden kim bile, bahçedeki Gonca güle dolaşıp söz atma bülbül. Yunus vücudun pak erken cihanda misli seher vakti
iken bizi de unutma. Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları'nın sunduğu Ramazan Medeniyeti devam edecek. Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları'nın sunduğu Ramazan Medeniyeti devam ediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط
يَسُدُّ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. Adem Kotan hocamıza Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, programımıza devam edelim. Sayın hocam, evet. Peygamber Efendimiz cömertlerin en cömertiydi. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin hayatından örnekler alalım isterseniz sizden. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de cimrilik ve cömertlikle alakalı ayetler, hadisler, bunları da bize aktarırsanız sevinirim hocam. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah insanlara verdiği nimetleri diğerleriyle paylaşmalarını, infak etmelerini, evet, pek çok ayet-i kerimede emir ve tavsiye etmekte. Malı biriktirip cimrilik etmeyi ise yermektedir. Evet. Fakat burada ifrat ve tefrite düşmeden, tamamen saçıp savurmadan, ki onlar şeytanların kardeşidir diye geçiyor ayette, ne aşırı bir derece saçıp savurma ne de tamamen tutma, ikisi arasında bir yol. Zaten İslam itidal dinidir. Evet. Hazreti Peygamber'in cömertliğine gelince yine sevgili annemiz Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Hazreti Peygamber insanların en cömertiydi. Onun cömertliğinin zirve yaptığı zaman ise Ramazan ayıydı. Ramazan ayında esen rüzgarlardan daha cömert olurdu. Evet. Şimdi güzel tatlı bir rüzgar estiğinde binlerce insan, hayvanat, nebatat ondan istifade eder. Peygamberimizin cömertliğini öyle ifade ediyor. Tabir de çok güzel değil mi hocam? Tabii. Evet. Ve bir şair de diyor ki, eğer kelime-i tevhiddeki la olmasaydı, Hazreti Peygamber hayatı boyunca la demezdi. La hayır demek. Evet. Yani size yönelen bir talebe hayır demeniz gibi. Hazreti Peygamber kendisinden bir şey istensin de onu vermesin mümkün değil. Ne istenirse vermiştir, fazlasıyla vermiştir. Şöyle bir olay oluyor. Bedevinin biri Medine'ye gelmiş. Hazreti Peygamber mescitten çıkarken kaftanını arkadan çekiyor iyice. Boğazında iz yapıyor ve kaba sert bir şekilde. Çünkü bedevilerin özelliği bu. Evet. Ama içlerinde neyse dışlarında da o. Haşin tabiat ortamında yaşadıkları için tabiatları çok sert. Evet. Ya Muhammed diyor. Sahabiler hiçbir zaman peygamberimize böyle hitap etmez. Bu yeni Müslüman olmuş. Allah'ın sana verdiği maldan bana ver. Bir taraftan da kaftanı çekiyor, boğazını acıtıyor. Hazreti Peygamber dönüp baktı. Dedi ki, yakamı bırak da vereyim dedi. Evet. Ve Hazreti Bilal'e Beytülmal'den bu kişiye arpa, hurma neyse
vermelerini söyledi. Bırakın istemeyi, eğer bir sahabi Hazreti Peygamber'in üzerinde olan bir şeyin güzel olduğunu dile getirirse Hazreti Peygamber onu ona ikram ederdi. Evet. Peygamberimize bir gün güzel bir kaftan hediye edildi. Onu giydi, hoşuna gitti. Bir sahabi, ya Resulallah ne kadar güzelmiş dedi. Öyle deyince Peygamberimiz çıkardı ve ona verdi. Daha sonra diğer bir sahabi onu ikaz etti. Sen bilmiyor musun Peygamberimize böyle dendiği zaman üzerindekini çıkarıp vereceğini, niye öyle yaptın? O da dedi ki, Allah'a yemin olsun ki bu kaftanı istedim, arzu ettim. Hazreti Peygamber'in sırtında olan bir elbiseyle kefen olarak kabre konulmak için bunu istedim diyor. Evet. Peygamberimizin cömertliği böyle. Cömertlik normalde mal vermek olarak bilinir. Fazlasını değil, Hazreti Peygamber elinde avucunda bırakmayacak derecede verirdi. Bir gün ikindi namazını kıldırdığında Hazreti Peygamber, ki evi hemen mescidin bitişiğindeydi, arada bir kapı vardı. Evet. Selam verir vermez adeta koşarcasına evine girdi. Böyle ani hareket edince sahabe merak etti, ne oldu acaba diye, ve merakla beklediler. Bir müddet sonra Hazreti Peygamber evinden mescide geldi. Herkesin meraklı bir şekilde kendisine baktığını görünce dedi ki, evde bir miktar altın vardı. Unuturum da yarına kalır endişesiyle onu infak etmelerini hatırladım. Hemen onu söylemeye girdim diye bunu belirtmiş ve Hazreti Peygamber'in ahlakı bir yapıp ettikleri, bir de tavsiyeleri sözleriyle anlaşılır. Evet. Diyor ki, Uhud Dağı kadar altınım olsaydı, Uhud Dağı biliyorsunuz Medine'nin kuzeyinde, 3-4 evet, kilometre kuzeyinde, aşağı yukarı 5-10 kilometre devam eden devasa bir sıradağ gibi hocam. Evet. Sıradağ gibi. Yani, evet. Genelde orada Arabistan'da tepeler var, yani o biraz dağ gibi. Evet, dağ gibi. Evet. Uhud Dağı kadar altınım olsaydı, onlardan çok az bir miktar hariç hepsini Allah yolunda infak ederdim. Yani evet, muhtaç olanlara verirdim diyor. Peygamberimizin cömertliği ile ilgili pek çok örnek var. Evet. Hatta bu konuda şu misalle bitirelim. Kendi aile fertlerini ihmal edercesine muhtaç olan insanları onlara tercih etmiştir. Evet. Hazreti Fatıma validemiz Peygamberimizden bir hizmetçi istedi. Ev işlerinde çocukları küçük, yetişemediği için. Peygamberimiz dedi ki, ey kızım, ki Hazreti Fatıma Peygamberimizin en sevdiği evladıdır. Çünkü annesi Hazreti Hatice validemiz vefat ettiğinde Hazreti Fatıma çok küçüktü. Onun için Hazreti Peygamber'in Hazreti Fatıma'ya duyduğu sevgi çok daha değişik. Evet. Hatta babasının annesi evet, diye ona iltifatı da var. Evet. Ey kızım diyor, kusura bakma, ben henüz Suffa'da kalan, mescidin arkasındaki gölgelikte kalan garip gurebanın, fakir kimselerin ihtiyaçlarını karşılayamadım. Senin bu ihtiyacını karşılayamam ama sana manevi destek olarak her namazdan sonra 33 defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye tesbihatta bulunmanı tavsiye ederim, evet, dedi. Cömertliği dışa yönelik, aile fertlerinin tabii onların da ihtiyaçlarını karşılıyordu ama ümmetine öncelik veriyordu. Çünkü evet, harisun aleykum, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in bir ahlaki özelliği olarak ümmetine karşı, Müslümanlara karşı ihtiras derecesinde, hırs derecesinde onları sevdiği ifade ediliyor. Evet. Hocam cömertlikten kastımız şu da olabilir mi?
birbirimize tebessüm etmek, güler yüz göstermek, birbirimize hemhal olmak. Tabii, tabii, bu da tabii. Bir baktığımızda sadece malla değil, duygu ve düşüncelerde de şey yapmak. Bazen oluyor ki işte eşler birbirine karşı bir tebessümü dahi ihmal edebiliyor. Maalesef. Ya da günün içerisindeki yorgunluğunu, kızgınlığını ya da bıkkınlığını eşlerine yansıtabiliyor. Ki Peygamber Efendimizin hayatına baktığımız zaman böyle örneklere pek rastlamıyoruz. Hatta hiç rastlamıyoruz diyebiliriz hocam. Hadis-i şerif malum biliyorsunuzdur. Yani başkalarına verecek bir şeyin yoksa diyor Hazreti Peygamber, sayıyor sayıyor sayıyor. En sonunda tebessümüke fî vecihi ahike sadakatun. Evet. Kardeşine tebessüm etmen de bir sadakadır. Evet. İnfaktır. Bu duyguların da bölüşülmesi, paylaşılması çok büyük manevi bir destek olacaktır. Hocam, Sufa ehlinden bahsettiniz. Orada ilim ile uğraşanlar da vardı. Tabii. Dolayısıyla tarih boyunca ki Peygamber Efendimizin hep ilim konusuna işaret ettiği ve ilim tahsil etmek için günler gittiği, hatta ailesinden tamamen kopup giden insanlarımız vardı. Dolayısıyla ilim ehli de burada. İşte bir kardeşimiz Moğolistan'dan kalkmış gelmiş, bir kardeşimiz Kırgızistan'dan geldi. Ben Uzuday sana sorayım. Niçin Bursa, Türkiye ya da İlahiyat Fakültesi, yani bu süreç nasıl oldu? Sen neyi düşünerek ya da nasıl hareket ederek yani Diyanet'in bu açtığı sınava katıldın ve Bursa İlahiyat'a geldin? Tamam, bunu kısaca anlatayım. Evet. Moğolistan'ın çoğunluğu Budist ve çok azınlığı ve %5'i Müslüman oluyor. Hı hı. O yüzden Müslüman Moğol insanlara, böyle insanların bakış açısından Türkiye'ye baktığında tam bir İslam'ı görüyoruz. Evet. Mesela ben bir Moğol'um ve Moğolistan'da Moğol ve Kazaklar yaşıyor. Bizim Kazaklarımız bize göre Moğol Müslümanlara göre dini bilgiler daha çok diyebilir. Hı hı. Ama dese de bile bu Türkiye'ye göre çok az olduğunu ben buraya gelirken öğrendim. Evet. Mesela bize göre çok dindar bir şey, çok bilgiyle böyle öyle biliyoruz. Mesela ben Müslümanım Moğolistan'da ama hiçbir şey bilmiyorum. Ne Allah'ı, ne peygamberi, ne namazı, ne hiçbir şey bilmiyordum. Ablam üniversiteyi öğrenciyken Diyanet'in bir yurdunda kalıyordu ve bana böyle teklif etti. Böyle Türkiye'ye gidip okuyacaksın, dini bilgileri de alacak ve Türkçe de öğrenecek dedi. Ben de sadece Müslüman dedi, kendimi bildiği için böyle bir isteğim de böyle uyanıyordu içimde. Hı hı. Yine de böyle isteğim vardı ama hiç şey bilmiyorum. Yine de korkuyordum. Çünkü ailem ve diğer insanlar din deyince hiç de olumda hiç bakmıyordu. Evet. Sonra ben içinde böyle Müslüman diye düşündüğü için azıcık bir şey öğreneyim, böyle bir şey ne acaba bu İslam diyerek liseyi bitirdikten sonra Türkiye'ye geldim. Evet. Türkiye'de ilk İstanbul'da Mehmet Akif Kur'an kursunda 5 ay öğrendim. Orada gerçekten çok farklı bir şeyler öğrendim. İlk Kur'an öğrendim. Evet. Kur'an öğrenirken Moğol Müslümanlarda öyle bir şey var. Ama çok azınlık, %1'i galiba, o 5'ten biri Müslüman Moğollar. Bir mevlid gibi 2 gün var. Hı hı. 2 gün arasında birkaç ay arasında oluyor. Orada bir imamımız oluyor. Kur'an okuyor. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Ve elhamdülillah diye farklı farklı bir şey okuyordum. Şu an hatırlıyorum. Çünkü o zaman tam doğru sanıyordum. Evet, biz Müslümanız. Öyle düşünüyorduk. Buraya geldim, öğrendim. Tam farklı bir şey. O zaman sen ablan da Türkiye'de okudu bu şekliyle. Ablan vesile oldu biraz da sana. Hayır. Ablam Moğolistan'daydı. Orada Türkiye'den gelmiş ve Kazaklarda Müslüman hocalar öyle öğretiyordu. Evet. Çünkü biz hiçbir şey bilmiyoruz gerçekten. Evet. Buraya geldiğimde öğrendim ve bizim bildiğimiz bilgi hiçbir şey değil. Yani sadece Müslümanız, böyle diyoruz. Allah sana nasip etti, burada öğrendin. Sen de memleketine gittiğin zaman
Orada senin etrafına artık öğreteceksin, yayacaksın inşallah. Evet inşallah. Ve bugün Moğolistan'la ilgili bir tevafuk oldu. Bundan evet. 2 sene önce bizim fakülteden mezun Sabri Demir diye bir mezunumuz Moğolistan'da din hizmetleri müşaviri. Bir gün bana bir şey attı. Hocam dedi, Moğolistan'da insanlar böyle yaşlı birisi Fatiha okuyor ama hiçbir kelimesini anlayamadım. Evet. Ondan sonra bir kızımızı gönderiyoruz Bursa'ya dedi. Bununla ilgilenin. Fakat biz de o arada emekli olduk falan, kızımızla şimdi karşılaştık. Sabri Demir oranın müşaviri. Evet. Hakikaten orada inşallah bu kardeşlerimiz İslam'ı layık-ı veçile öğretecek. Kur'an'ı, İslam'ı öğretecek ilk kişiler olacaklar. Bursa bu yönüyle güzel hizmetler evet. veriyor. İnşallah döndüklerinde orada düzgün bir Kur'an kıraati, doğru İslami bilgileri öğretecekler evet. inşallah. İnşallah ki Bursa'da hakikaten dediğiniz gibi yani evet. öğrencilerimiz, dünyanın birçok yerinden öğrencilerimiz bizim var. Bizim fakültemizde 72 ülkeden 1000 kadar öğrenci var. Evet, maşallah. Bunların bir kısmı lisans, bir kısmı yüksek lisans, doktora öğrencileri. Hakikaten geçenlerde Bursa dünyaya ilahiyatçı yetiştiriyor diye bir program evet. olmuştu. Yıllardır bu hizmeti güzel bir şekilde yerine getiriyoruz ve meyvelerini de görüyoruz. Elhamdülillah. O zaman Firuze'ye dönelim. Evet. Kırgızistan'dan sen hangi rüzgar seni kaldırdı, Bursa'ya getirdi? Türkiye gerçekten ülkemizde evet. İslam'ın yayılmasına çok büyük katkı sağlıyor. 11 yaşındaydım. Şehrimize bir haber geldi. Merkez Cami'de Türkiye'den hoca geldi. Hı hı. Ben de arkadaşlarımla beraber gittik. Böylece o ilk hocamız oldu. Onunla beraber ilk harfleri, ilk namazlarımızı, oruçlarımızı, Hazreti Peygamberimizin hayatı, İslam ahlakı öğrendik. Evet. Sonra da elhamdülillah dine ilgim sönmedi. Araştırmaya, öğrenmeye başladım ama maalesef ülkemizde çok farklı gruplar, dini gruplarımız var. Evet. Ve her kez onlardan kendi görüşünü öne getirmeye Benim çalışıyor. Benim görüşüm doğrudur diyor yani diyorsun. Evet. Eyvallah. Ben de şaşmaya başladım yani kime sığmalıyım diye. Doğru. Sonra dedim ki gerçekten yüksek bir eğitim almam lazım bu yönde. Evet. Gitmeye karar verdim. Hangi ülkeye gideceğim diye soru kalktığı zaman abim de bu arada ilahiyattan mezun. Bursa ilahiyattan evet yüksek lisans burada bitirdi. O da dedi ki kardeşim Türkiye olsun. Neden? Çünkü Türk halkı çok cömert bir halk. En azından aç kalmayacaksın. Ben o zaman anlamadım ne diyor bu. Evet, sonra şimdi buraya geldiğimde gerçekten bunu gördüm. Hala da görüyorum. Evet. Güzel bir halkınız var. Diyanet Vakfı, bizim fakültemizdeki hocalardan Allah gerçekten çok razı olsun. Evet. Halkınız varı, biz şöyle halkımız var olarak algılıyoruz. Çünkü Kırgızı, Kazağı, Moğolu, Afrikalısı. Evet. Tek bir millet diyorlar. Kesinlikle hepimiz bir halkız. Dolayısıyla bunları biz kültür olarak görüyoruz, o farklılıklarımızı. Biz hepimiz birbirimizin insanıyız. Yani innemel müminne ihvetün şemsiyesinin altında buluşan bir ümmetiz değil mi hocam? Şüphesiz. Şimdi, kısa çok şey söyleyebilirim. Buyur tabii. O Kur'an kurstaydım. Evet. Sonra orada hocalarımız dedi ki burada ilahiyat okumak ister misiniz dedi. Ben de çok istedim çünkü orada öğrendiğim şeyler de çok böyle içime dokundu. Böyle daha öğrenmeliyim, çok lazım diye. Sonra evet. böyle seçim yaparken hocalarımıza dedi ki bu Bursa ilahiyatı daha çok güzel çünkü ilimi de en iyi öğreten ve en iyi şekilde sizi eğitecek dedi. Evet. Sonra da tamam diye döndü ama Moğolistan'da böyle bilmedim sınav olacağını. Moğol hocamız da oradaydı. Dedi ki hemen bu sınava gir. Yine de ileride okuyup öğrenecek şeyler için çok iyi dedi. Sonra evet. yine de seçmeli içinde Bursa vardı. Hocalarımız da hemen araya işaretlemiş. Evet. Çünkü ilim için en güzel yeri ve Bursa evet. dedi. Evet.
Uçakta kaç saat Kazakistan, Moğolistan'da? Moğolistan'da 11 saat. 11 saat bir yoldan ilim öğrenmeye Bursa'ya geldin. Evet. Rabbim nasip etti. Evet, yine de ben küçükken 10 kaç sene önce ilk İslam'ın öğrenmiştim yaz kursunda. Orada Türkiye'den ve o Kazak hocalarımızdan gelip öğretti. Evet. Şahsen öyle düşünüyorum ama başka ülkelerde nasıl bilmiyorum. İslam'ı iyi temsil eden ülke Türkiye, öyle düşünüyorum. Evet. Biz onu o şemsiyeyi genişletiyoruz. Tamam. Herkes bir şekilde dini yaşıyor. Evet. Moğol da az bilmesine rağmen o da dinini yaşıyor. Hepimiz bir çatı altındayız. İsterseniz hocam bir eser arası verelim. Ey rahmeti bol padişah desin Recep Altaş kardeşimiz. Değerli hocam, gençlerden konuya girdik. Evet. Kardeşlerimizden sohbeti açtık. İsterseniz hocam Peygamber Efendimizin çocuklarla olan irtibatı, gençlerle olan irtibatı ki sahabe evet. gençlerdi, Peygamber Efendimizin ashabı gençlerdi. İsterseniz bu örneklerle devam edelim hocam. Hazreti Peygamber tebliğ ile görevlendirildiğinde tabii toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya gayret etmiş. Fakat gençlerden daha fazla karşılık bulabilmiştir. İlk evet. Müslümanların arasında Abdullah bin Mesud, Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam, Talha, Abdurrahman bin Avf gibi çoğu aşere-i mübeşşereden olan bu sahabilerin Erkam vesaire evet. Aşağı yukarı 10
16-17 yaşları arasındaydılar bunlar. Aşire-i Mübeşşere hocam. Aşire İslam'ı ilk kabul eden, evet. Aşire-i Mübeşşere'den. Bir Hazreti Ebu Bekir peygamberimizden 2 yaş küçük, Hazreti Ömer biraz daha küçük. Ama onun dışındaki diğer Aşire-i Mübeşşere'den olanlar 16-17 yaşlarında, evet, kişilerdi. Medine'ye gelindiğinde Hazreti Peygamber gençlere karşı daha da düzenli bir ilgi göstermiştir. İşte Suffa'da okuma yazma öğrenmeleri, mesela Bedir Savaşı'nda alınan esirler, Müslümanların çocuklarından 10 kişiye okuma yazma öğreten kişi kurtulacak. Evet. Yani bu büyük bir para, fidye olarak. Bu derece, Medine'de mesela Enes bin Malik 10 yaşındaydı. Zeyd bin Sabit, uzun yıllar Peygamberimize vahiy katipliği yapmış olan, evet, Zeyd, o da genç yaşlardaydı. Ve Hazreti Peygamber ondaki istidadı görünce diyor ki, Zeyd sen İbranice'yi öğren. Ve Zeyd bin Sabit 17 günde İbranice'yi öğrenmiştir. Bugün bize hadisleri nakleden, binden fazla rivayeti olanlara muksirun diyoruz, biliyorsunuz. Evet. Bunların çoğu Hazreti Peygamber'le genç yaşta tanışan kişilerdir. Mesela Hazreti Ayşe validemiz, Enes bin Malik, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Cabir bin Abdullah, Ebu Said el-Hudri, evet, hepsi bunların gençliğinde Hazreti Peygamber'le tanışmış kişiler. Mesela hadis rivayetinde çok önemli isimlerden Abdullah bin Amr. Hazreti Peygamber vefatına yakın dönemde 20 yaşlarında falandı. Ama Hazreti Peygamber onlara çok ilgi göstermiş. Onlar da Hazreti Peygamber'den istifade ederek hadisleri sonraki nesillere aktarmışlardır. Çocuklara ilgisi ise Hazreti Peygamber'in çok daha etkili. Evet. Birkaç örnek vereyim. Hazreti Peygamber sokakta giderken eğer bir çocuk varsa selam verip başını okşamadan geçmezdi. Evet. Kendi torunlarına değil, sahabenin küçüklerine karşı da son derece mültefit davranırdı. Mahmud İbni Rebi isminde bir sahabi, ben diyor 4-5 yaşlarındaydım, Hazreti Peygamber bize geldi diyor, ağzına bir avuç su aldı ve benim yüzüme püskürttü diyor. Evet. Bunu yıllar sonra hatırlıyor. Enes bin Malik, benim küçük bir kardeşim vardı diyor, onun kuşu vardı Nugayr diye, o kuş öldü diyor. Peygamberimiz gelince ona takılırdı. Ey Eba Umeyr, maza faalen Nugayr. Evet. Nugayr'a ne oldu diye böyle iltifat ederdi diyor. Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bazen ben namaz kıldırırken uzun okumayı düşünürüm. Evet. Fakat çocuk sesi duyarım, ağlar. Belki annesi cemaattedir diye okumayı kısa keserim diyor. Bir defasında kızı Zeynep'in kızı, torunu Hazreti Peygamber'in, Ümame, demek ki 2-3 yaşlarında bir çocuk, mescide girdi. Hazreti Peygamber namaz kıldırırken secdede Hazreti Peygamber'in başına oturdu. Evet. Peygamberimiz secdeyi biraz uzattı belki kalkar diye. Baktı ki kalkmıyor. Eliyle çocuğu tutarak omuzuna aldı ve namaza devam etti. Şimdi günümüzün bazı cahilleri, hocam bu namaz bozulmaz mı der. Evet. Ne bozulması? Ne bozulması? Mescitte kadın sahabiler, onların çocukları, evet, bulunuyordu. Ve ne Hazreti Peygamber ne de sahabiler çocukları azarlama falan gibi bir şey yapmıyorlardı. Çocukların o yaşta mescidi, camiyi tanıması lazım. O havayı hissetmesi lazım. Gerekiyor. Tabii ki bu çocuk konuşur, saflar arasında yürür. Onlar masum kişilerdir, melekler gibi. O bizim namazımızı etkilemez, etkilememeli. Günümüzde çocukları, kadınları, gençleri camiye çekmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok güzel uygulamaları var. İşte sizin de bahsettiğiniz gençlikle ilgili... Evet.
gerek üniversite gerekse dışarıdaki gençlikle ilgili Bursa Müftülüğü'nün güzel faaliyetlerini görüyoruz ve hoşumuza gidiyor bunlar. Evet, inşallah artarak da devam eder. İnşallah. Evet. İnşallah. Şimdi hocam Peygamber Efendimizin Ramazan'ını konuşalım. Bir günlük Peygamber Efendimizin Ramazan'da neler yapardı, nasıl geçerdi bir günü? İsterseniz hadisler ışığında. Yine tabii bu konuda da bize bilgi verecek Hazreti Ayşe Validemiz. Evet. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki, 3 aylar geldiğinde Hazreti Peygamber ibadet temposunu artırırdı. Şaban ayında diğer günlere göre daha fazla oruç tutardı. Ramazan geldiğinde artık kendisini ibadete verir tamamen. Hele hele son 10 gün itikaf dediğimiz, evet, hanımlarından da uzaklaşarak mescidin bir köşesine çekilir. Onun bir hasırı vardı. Gündüzleri hasırı yere serer, onun üzerinde ibadet ve istirahat eder. Geceleri hasırı caminin köşesinde şöyle bir odacık meydana getirerek diker. Evet. Onun içinde ibadet ederdi diyor. Peygamberimizin duası malum zaten. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan. Evet. Ya Rabbi bize Recep ve Şaban aylarını mübarek kıl ve bizi Ramazan'a erdir. Ramazan, o Kur'an'ın indirildiği ay olması, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nin içinde olması hasabiyle ibadetin en yoğun olduğu bir ay. Peygamberimiz hakikaten bu ayda son derece kendisini ibadete verir. Evet. Ve zaruri ihtiyaçları dışında itikaftayken mescitten dışarı çıkmazdı. Hatta bazen başını uzatır, Hazreti Ayşe Validemiz onun başını yıkardı mescitten çıkmadan, pencereden. İtikaf sünnettir biliyorsunuz. Evet. Hazreti Peygamber itikaftayken gece mescitte, normalde Hazreti Peygamber farzın dışındaki namazları evinde kılardı. Sahabenin farz ile nafileleri birbirine karıştırmaması için. Fakat Ramazan'da itikafı mescitte geçirdiği için mescitte namaz kılarken gece teheccüd namazını Ashab-ı Suffa daima mescitte mevcut bulunuyordu. Onlardan gören kişiler Peygamberimize tabi olarak onunla birlikte namaz kıldılar. Bu ertesi gün duyulunca ikinci gece cemaat arttı. Evet. Üçüncü gece arttı. Dördüncü gece veya üçüncü gece farklı rivayetler var ama iki gece Peygamberimiz kendisine tabi olanlara gece namazını kıldırdığına dair kesin rivayetler var. Üçüncü veya dördüncü gece baktı ki insanlar çok rağbet ediyor. O gece hasırdan kendisini çıkarmadı, hasır odacıktan. Ve sahabiler kendileri ibadet ettiler. Sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate yönelerek dedi ki, gece mescidi doldurup beni beklediğinizi biliyordum. Özellikle çıkmadım. Bu kadar çok istekli davranmanızdan, Cenab-ı Allah'ın size bu ibadeti farz kılmasından endişe ettim. Evet. Onun için gece ibadetini evinizde yapınız. Kişinin farz namazlardan sonra yaptığı en efdal ibadet, en sevaplı namaz evinde kıldığı namazdır. Ve ondan sonra sahabe evinde veya mescitte münferiden gece ibadetini yapar oldular. Evet. Tabii gündüzleri mukabele geleneği var biliyorsunuz. Ki buna Cebrail Aleyhisselam arza denir. Evet. Arza. O güne kadar inen ayetleri Hazreti Peygamber okuyor. Cebrail Aleyhisselam onu mukabele ediyor, takip ediyordu. Son senede Hazreti Peygamber iki defa hatim yaptı. Bazı sahabiler buradan bir işaret görerek Peygamberimizin görevinin sonuna yaklaşıldığını tahmin ettiler. Bu da mukabele geleneği devam ediyor. Evet. Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra gece ibadeti, ki bugün biz ona teravih diyoruz. O zaman teravih adı yoktu. Evet. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in ilk yıllarında da böyle münferiden yapıldı. Fakat Hazreti Ömer bakıyor ki mescitte insanlar dağınık bir şekilde, kimi Kur'an okuyor, kimi namaz kılıyor, kimi üç kişi bir arada, kimi beş kişi bir arada. Böyle bir gayri nizami ortam var. Evet. Yanındaki arkadaşına diyor ki, biz diyor bir imam belirlesek,
Bunları bir imamın arkasında cemaat yapsak daha güzel olur herhalde. Ve vahiy katiplerinden Übey bin Ka'b, Abdullah bin Mesud, Zeyd bin Sabit gibi Kur'an'ı hakikaten çok iyi bilen sahabileri görevlendiriyor. Mescitte ibadet edecekler diyor. Burada cemaatle bu ibadeti yapsınlar. Birkaç gün sonra mescide giriyor, bakıyor ki düzenli bir cemaat. Ne güzel bir şey oldu bu diyor. Ama şimdi uyuyup da gece kılanlar daha güzel bir şey yapmış olacak. Böylece teravih uygulaması Hazreti Ömer'in bu uygulamasıyla olmuştur. Günümüzde zaman zaman maalesef bazı çatlak sesler. Evet. Hazreti Peygamber zamanında teravih namazı diye bir namaz yoktu. Sonradan ihdas edildi gibi iddialar ile sürüyorlar. Bu tamamen yanlış. O zaman gece ibadeti vardı ama adı teravih değildi. Evet. Hazreti Ömer'in bu düzenlemesiyle 3 düzenleme yapmış oldu. 1. Yatsı namazından sonra gecenin evvelini aldı, gece ibadetini. Cemaatle tertip etti ve 20 rekat olarak belirtti. Hazreti Ömer bu uygulamayı yaptığında sahabenin %99'u hayatta idi. Hiçbir kimse buna itiraz etmedi. Evet. Yani Hazreti Ömer'in yaptığı o düzenleme sahabe icmağı ile desteklenmiştir. Ve günümüze kadar da bu şekilde gelmiş. Ha, teravih ismi nereden çıktı? Evet, bir de o taraf var değil mi? Evet. Evet. Bu namaz kılınırken her 4 rekatın arasında insanlar biraz oturup istirahat ediyor. Ondan sonra devam ediyorlardı. Buna terviha denir. Bunun çoğulu teravih. Yani istirahat edilerek, dinlenilerek kılınan namaz anlamında evet. Bu isim verildi. Yoksa bunun esas adı salatül leyl, gece namazı veya salatül teheccüd, teheccüd namazıdır. Bugün bizim kıldığımız teravih namazı Hazreti Peygamber'in 365 gün kıldığı gece namazının Ramazan'a tekabül edenidir. Evet. Efendimiz diyor ki, Allah size Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de size Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kılıyorum. Kim inanarak, sevabını sadece Allah'tan bekleyerek, gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, keyevmi veledethu ummuhu, annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olur. Yani teravih namazı Hazreti Peygamber zamanında da olan evet. Bir uygulamadır. Bugünkü uygulamasında da hiçbir unsur bid'at sonradan ihdas edilmiş şey değildir. Eklenmiş bir durum değil. Hayır. Sünneti tamamen muvafık. Sahabenin %99'unun icma ettiği, tasvip ettiği, en azından hiçbir sahabinin Hazreti Ömer'e ey Ömer sen niye böyle yapıyorsun, Hazreti Peygamber zamanı böyle değildi değil diye itiraz söz konusu olmadı. İtiraz da yok. Olmadı. Evet hocam bir reklam arası vereceğiz. Reklamın ardından buradayız değerli izleyicilerimiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة Allahu Ekber.
ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Amin. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e vesileyi ve fazileti ver. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sıhhat ve afiyete. Evet değerli izleyicilerimiz, gününüz aydın, orucunuz makbul olsun. Bu akşam da Doktor Akif Köten hocamız bizlerle birlikteydi. Peygamber Efendimizin hayatından sohbet ettik. Hocam programımıza renk kattınız, şeref verdiniz. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Eyvallah. Uzu Dalai, Moğolistan'dan kardeşimiz bizlerle birlikteydi. Geldiğin için teşekkürler. Yine Firuze, Kırgızistan'dan bizlerle birlikteydi. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Eyvallah. Evet değerli izleyicilerimiz, yarın bir başka konuyla, başka konukla görüşünceye kadar Allah'a ısmarladık. Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları Ramazan Medeniyetini sundu.